Gel. Yarısını sana ayırın. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yemek ister hoş misin? Gelsin. Yok yemeyeyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var tadına yalnız bakayım. Senden ne haber? Ha. Ha, bakabilirsin. Senin mi bu? Bu. Çatal vereyim mi? Gerek yok. Melis yemek yedin mi? Ha? Yedim. Şöyle koyayım mı? Tabii tabii. Çok güzel olmuş. İster misin? Yok, sağ ol. Bak, yemeyeceğim fazla. Çok güzel olmuş. Hadi dur, tepsiyi alalım biz seninle başlayalım. Omlet var. Tamam. Dı. Var var. Nerede? Omletimiz nerede? Teşekkür ederim. Yeter mi? Bayağı da. Ekmek ister misin? Tekrar verdim ya. İçecek. Bir bardak su alabilir miyim? Su alayım mı? Tabii ki. Ben alırım. Gel otur. Tamam. Yasin Hüseyin mi aradın bile? Şeyin. Serhan'ımdı. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dediğim gibi bundan sonra biz olarak devam edeceğiz Cansel. Sen ben değil yani. Evet. Artık engelleri aşacağız, yapacak bir şey yok. Yani engelleri engel kıracağız, bir şey engel yapacağız. Engel değil ya, çamur. Suyu at yıkansın. Ay, çerçeveyi nasıl kırmış. Sizlerden ne yaptığımı bilmiyordum. Keşke yapmasaydın. O bir dışa vurumdu, onu yapmam tamam, lazım. Tamam, biliyorum yani ama... içimde patlardı o. Keşke lavaboya gitsen, en iyi üzerine yıkasaydın mesela. Ben onu yapamıyorum Erdem, anladın mı? Aslında orada şöyle de yapabilirdim. Seninle görüşmeden yeni gelmiştim. Hani Erdem söyledi bilmem ne diye ama onu o an yapamazdım, anladın mı? Yapamıyordum. Ya şöyle yapabilirdin. Yani farklı bir şeyini yapamazdım. Tersini yapamazdım o an. Ya bunu yaptınız ya. Çok güzel, kendi suratınızdaki çok daha hoş olurdu deyip bırakıp veya ne bileyim yani buna yani benzer şeyler... İlk sinirimi atıp sonra laf soktum. Aslında ilk lafı söyledim. Bırak laf maf kelimelerini, boş ver ya. Dedim ya umursamıyorum, baksana keyfim yerinde, huzurum yerinde. Anne doğasıyla yürüyorum şu an sen beraber. Sen aslında umursuyorsun bence. Sadece neyi umursamamaya çalışıyorsun. Sence öyle mi gözüküyor gerçekten? Bilmiyorum, bence ya sen şu kadar takıyorsam... Yok canım, görmüyor musun? Şu kadar takıyorsam namerdim. Nasıl beceriyorsun bunu? Nasıl beceriyorum? Görmezden geliyorum. Nasıl mesela şu yastık, bu çimen, ne bileyim, o pilates topu, şuradaki... Ağaç. Nasıl görmüyorsam onları da böyle. Odak noktamda başka bir şey var benim. Diğer taraflar makroya giriyor. Hala 5 çocuk devam mı? Aa, çocuk meselesi. Beren size de geldi değil mi? Gördüm. Emre nasıl kandırmış ama. Biz inanmadık kesinlikle. Kandırmış derken onu söyledi. Ben zaten farkındayım, Emre'yi biliyorsun. Yani. Uzaktan izliyordum. Aklıma geldi. Şimdi görüntü her şey veriyorlarsa falan gözüm sürekli merdivene gidiyor böyle. Hani Ayça oradan mı gelecek yoksa buradan mı gelecek? Fırlayacak yoksa mı Ayça? Duvarı mı delecek, bir şey mi yapacak? Hani Ayça'dan bekliyordum. Sen ilgilendin mi hiç? Top oynadık ya. Hadi İlgilenmez ya. Miyim? Eteği sürekli düşüyor mikrofonda, onu topluyorum. Ay, bizde de aynı sorun oldu. Vallahi çok ay bize tatlıydı de geldi. Ya. Ben kız çocuk istiyorum ya, karar verdim ya. Beşinde kız yapamayız kusura bakma. Beş tane çocuk da yapamayız zaten. Orada bir anlaşalım. Niye çocukları ben doğuracağım? Allah Allah. Git tek başına doğru bakalım yapabiliyor musun? Şimdi beni konuşturma burada. Ha bir de bakması var tabii değil mi? Yani. Yeteri kadar ilgilenmen lazım. Çocuk konusu çok hassas bir konu. Tamam, aslında beş çocuğu hemen yapacak değilim canım. Bayağı bir yani 50'ye kadar. 50'ye kadar. Anne böyle bir zaman yok ya. Yani tabii ki benim bayağı erken evlenmem lazım. Beş çocuk için. Yok ya, aslında iki tane de yeter. Ya eğer çocuk erkek olursa... Kaç tane olur olmaz veya ne olur ne olmaz diye tartışmıyorum. Ama hani beş çocukta
Bir şey yapmıyoruz ya. Basketbola ilk beş hazırlamıyoruz yani. Hiç gerek yok. Çok diyorsun. Neyse olur, sen yeter ki.